Merhaba arkadaşlar, ee, yeni yılınız öncelikle kutlu olsun. Umarım sağlık ve mutluluk getirir bu yıl. Ee, aslında geçen hafta e, dikkatimizi çeken bir olay oldu. O, o yüzden hemen yılbaşından sonra ilk programı bu konu üzerinde yapmak istedim. İngiltere ile veya Birleşik Krallık ile Türkiye arasında ticaret anlaşması imzalandı. Malum siz de biliyorsunuz İngiltere veya Birleşik Krallık Avrupa Birliği'nden ayrıldı. Bu yıl sonu itibariyle veya 22 veya 23 yanılmıyorsam Aralık 7 resmi olarak imzalandı. Ve artık İngiltere Birleşik Krallık Avrupa Birliği içerisinde olmayacak. Bununla ilgili bazı ticaret anlaşmaları imzalandı Avrupa Birliği ile. Yalnız bu sanıldığı gibi çok kapsamlı bir anlaşma değildi. Daha çok üretilen malların karşılıklı olarak girişi ve satılmasıyla ilgili üretilmesiyle ilgili anlaşmalar oldu. Ancak iki ekonomi arasında %80 alanında bir finansal hizmetlerde bir kapsam mevcut. Bunlar için bir anlaşma daha hala imzalanmadı. Bu nedenden dolayı biz 2021 yılı içerisinde Birleşik Krallık ile Avrupa Birliği arasındaki bu anlaşmanın imzalanacağını düşünüyoruz. Çok çetin bazı görüşmeler olacak. Çünkü bu finansal hizmetler İngiltere'nin ekonomisinin %7'sini kapsıyor. Bu yüzden dolayı da İngiltere'nin biz burada çok sıkı bir pazarlık yapacağını düşünüyoruz. Kısa vadede yine insanların karşılıklı olarak hem İngiltere'de veya Birleşik Krallık'ta veya Avrupa Birliği'nde çalışmalarıyla ilgili bazı anlaşmalar da imzalanmadı. Bu ne demek? Mesela eğer bir bankacıysanız direkt gidip, atıyorum bir İngiliz vatandaşı gidip Brüksel'de artık çalışamayacak bunun için özel izin alınması gerekiyor. Ee, ve Veya e, İngiltere'deki bir bankacılık hizmeti, servisinin hizmetlerinin Avrupa'da satılması için bazı özel izinler gerekecek. Bu da ürünlerin maliyetlerinin arttırılması anlamına geliyor. Karşılıklı olarak fayda değil zarar şu aşamada bir söz konusu. Bu nedenden dolayı zaten en önemlisi bu. Karşılıklı olarak 2021 yılı içerisinde bazı girişimlerin olacağını biz varsayıyoruz. Bu girişimler sonucu da 2021 sonuna doğru düşüncemiz bir anlaşmanın imzalanması. Ama dikkat ettiğimiz Avrupa Birliği ile Birleşik Krallıklar Krallık arasında imzalanan anlaşmadan hemen sonra Türkiye ile anlaşmanın imzalanması. Peki ne demek bu? Neden hemen imzalamak isterler? Bunun hem bir ekonomik nedeni var, hem de bir politik nedeni var. Kimsenin düşünemediği veya göremediği aslında politik nedeni bizim için çok daha önemli. O yüzden biz bu konuyu. Burada ele almak istedik. <laughs> Ekonomik nedenine geldiğiniz zaman Türkiye, İngiltere'nin en büyük ikinci e, pazarı. Özellikle burada üretilen e, mobilyalar veya e, ev eşyaları İngiltere'de satılıyor. Eğer İngiltere böyle bir anlaşma yani Avrupa Birliği'nden sonra yani çıktıktan sonra böyle bir anlaşmayı Türkiye ile imzalamasaydı Dünya Ticaret Örgütü e, standartlarına ve kanunlarına göre vergilerin arttırılması çok söz konusuydu ve bunu İngiltere önlemek için hemen böyle bir anlaşmayı imzaladı. Bu ekonomik nedeniydi gerçekten. Ama politik nedeni bizim için çok daha önemli. Politik nedenlerine baktığımız zaman en önemli sebep Türkiye'nin hem Akdeniz'de hem de Kuzey Afrika bölgesinde, Afrika boynuzu bölgesinde, Orta Doğu'daki politikaları, Türkiye'nin hem Amerika Birleşik Devletleri ile hem de Avrupa Birliği ile olan ilişkilerindeki e, zedelenmeler, kötüye girişler asıl neden. Çünkü Türkiye ve İngiltere şunu biliyor. Bu anlaşmalar imzalansın veya imzalanmasın İngiltere Türkiye'ye karşı bir pozisyon almak zorunda. Bunun da en temel sebebi yine ekonomiktir. Hem Amerika Birleşik Devletleri hem de Avrupa Birliği İngiltere'nin en büyük pazarlarındandır ve sadece ekonomik olarak partnerleri değildir, ortakları değildir. Aynı zamanda stratejik ortaklarıdır. Bu nedenden dolayı İngiltere ister istemez 2021 yılı içerisinde Türkiye'nin hem Doğu Akdeniz'deki hem Kuzey Afrika'daki, Afrika boynuzundaki ve Ort'taki politikalarına karşı bir pozisyon alacaktır diye biz inanıyoruz. Bu nedenden dolayı Avrupa Birliği'nden çıktıktan sonraki ilk anlaşması Türkiye'ydi. Bunu tahmin ediyorum yaz ayları içerisinde göreceğiz bu pozisyon almayı. İngiltere'nin ilk yapacağı şey de Türkiye'ye tavsiye niteliğinde komşularıyla olan ilişkilerin düzeltmesi, ikili görüşmelerin bir an önce başlatılması ve aynı zamanda da sorunların giderilmesi için gerekirse İngiltere'nin de arayı bulucu olabileceği mesajlarının verilmeye başlayacağıdır. Eğer bu mesajları ki biz bu mesajları birinci çeyrek içerisinde almayı düşünüyoruz İngiltere'den, böyle bir şey gerçekleşirse büyük bir ihtimalle yazın İngiltere'nin giderek Türkiye karşı sesinin çıkacağını düşünüyoruz. Biz dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Tekrardan görüşmek üzere. İyi günler.